Evet, Halkların Demokratik Partisi'nin bu ziyaret taleplerini ve bunun arkasında nasıl bir amacın yattığını ve siyasetin dinamiklerini nasıl etkileyebileceklerini gelin HDP'den bir üst düzey isimle konuşalım. Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Saruhan Oluç'la konuşacağız bu konuyu. Saruhan Bey, iyi akşamlar efendim, merhaba. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi 4 partiden randevu talebinde bulunduğunuz anlaşılıyor. Bunların içinde İyi Parti yok. İsterseniz oradan başlayalım. Neden yok? Biz elbette ki İyi Parti ile de görüşmek istiyoruz. Çünkü meclis zemininde de zaten ortak bir, bütün partilerle birlikte ortak bir çalışma yapıyoruz. Fakat şu ana kadar herhangi bir temas olmadı. Sanıyorum onlarla da bir görüşme, yani meclis dışında da bir görüşme yapabilmek için bir çabamız olacak ama henüz o aşamaya gelmedik. Ama yoksa İyi Parti'yi dışlamak gibi ya da biz onlarla görüşmek istemiyoruz gibi bir tutumumuz yok. Dediğim gibi bir planlama yapmıştık. O planlama doğrultusunda adımlar atıyoruz. Elbette ki onlarla da eğer kendileri de uygun görürse Türkiye'nin sorunlarını müzakere etmek, konuşmak, hangi adımlar atılabilir? Bunları karşılıklı paylaşmak, önerilerimizi paylaşmak istiyoruz. Yani başka bir deyişle bu 4 parti görüşmenin teyit edildiği partiler. İyi Parti ile de muhtemel bir görüşme olabilir. Onları dışlama diye bir şey söz konusu değil. Yani biz parlamento dışındaki diğer partilerle de ayrıca görüşmek istiyoruz. Yani çünkü Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. Her gün konuştuğumuz sorunlar. Bir taraftan iş aç sorunları var çok ciddi ölçüde. Pandeminin yarattığı özel bir sorun yumağıyla karşı karşıya ayrıca. Bir de tabii ki hukuk alanında, demokrasi alanında çeşitli sorunlar yaşanıyor. Yargıda sorunlar var. Bütün bunların hepsini konuşmamız, herkesle konuşmamız doğru olandır. Dolayısıyla demokratik siyaset içinde yer alan parlamento içindeki ve dışındaki bütün partilerle bu görüşmeleri yapmak istiyoruz esas itibariyle. Şimdi Saruhan Bey, demokratik siyaset içinde yer alan partilerle görüşmeyi arzuluyorsunuz ama sizi demokratik siyasetin içinde saymayan ya da demokratik siyasetin dışında görmek isteyen, hatta kapınıza kilit vurmak isteyen partiler de var. Bunların başında da Milliyetçi Hareket Partisi geliyor. Şimdi öteki partilerle görüşmenizde bu kapatılma talebini muhtemeldir ki masaya yatıracaksınız. O anlamda bir destek talebinde bulunacak mısınız o 4 partiden ve tabii gerçekleşirse İyi Parti'den? Bizim görüşme konularımız arasında bu mevzu yok. Biz gündemimizde böyle bir konu yok şu anda. Biz esas itibariyle Türkiye'nin sorunları, bunların nasıl aşılabileceğine dair öneriler, daha evvel bizim kendi kavramlarımızla hukuk alanında yol temizliği dediğimiz ama işte çeşitli konularda yargı alanında, hukuk alanındaki çeşitli yasal düzenlemelere dair önerilerimizi tartışmak istiyoruz. Yeni bir dönemde Türkiye'de bizim eleştirdiğimiz hukukun üstünlüğü kalmadı, bir hukuk devleti işleyişi kalmadı. Kuvvetler ayrılığı ortadan kaldırıldı. Bunlara ilişkin hangi düzenlemeler yapılabilir? Bunları konuşmak istiyoruz. Sizin sözünü ettiğiniz konu bizim konuşma gündemimiz içinde yok doğrusu. Çünkü o yani herhangi bir şekilde bizim elimizde olan da bir konu değil. İktidar bu konuda nasıl bir karar alırsa onları uygulamak için adımlar atacaktır. Biz esas itibariyle halkın ve toplumun karşı karşıya kaldığı sorunları ve bu sorunların aşılabilmesi doğrultusunda dediğim gibi emek, iş, aç sorunlarından tutun hukuk yargı alanına kadar geniş bir yelpazeyi konuşmak istiyoruz. Elbette ki hukuk konuşmaya başladığımızda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanması meselesini konuşmak istiyoruz. Çünkü bu tür kararların uygulanmamasının Türkiye'de hukuk alanında, yargı alanında çok büyük bir çürüme yarattığını düşünüyoruz. İşte Anayasa Mahkemesi'nin uygulanmayan kararları var. Ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin henüz uygulanmamış kararları var. Bunlara ilişkin görüşlerimizi anlatmak istiyoruz. Çünkü bunların sonunda faturası aslında şu ya da bu partiye çıkmıyor tek başına. Burada yaşanan bir çürüme, hukuk alanında yaşanan bir çürüme aslında bütün toplumu etkiliyor. Bütün demokratik siyaset alanını etkiliyor. Sadece bizim
sorunumuz olarak ortada durmuyor. O nedenle biz daha çok bunları konuşmak istiyoruz. Yani Türkiye'nin yeni dönemde daha demokratik ve özgürlükçü bir adım atılabilmesi açısından hangi düzenlemeler yapılmalıdır? Bunları konuşmak istiyoruz. Yerel yönetimlere ilişkin çeşitli sorunlar yaşanıyor. Bunları konuşmak istiyoruz. Dediğim gibi esas itibariyle bizim yol temizliği diye adlandırdığımız bir demokratik geçiş sürecinin yaşanabilmesi için yapılması gereken çeşitli düzenlemeler, bunların masaya yatırılması, bunların tartışılması gündeme alacağız. Evet. Bizim önerilerimizi anlatacağız. Bu öneriler konusundaki görüşlerini dinleyeceğiz. Onların tabii Türkiye'nin geleceğine dair önerilerinin ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Onları konuşacağız. Esas itibariyle konularımız bununla ilgili. Evet. Yoksa diğer konulara girmeyeceğiz. Evet, Türkiye'nin geleceğine dair konular derken Türkiye'nin nasıl yönetileceğine ya da yeni bir yönetim sistemine, şu anki başkanlık sisteminin ki çalışmadığına ilişkin pek çok partinin ortak görüşü var. O sisteme ilişkin sizin bir öneriniz var mı? O öneriyi görüşme masasına taşıyacak mısınız? Ya da somutlaştı mı sizin kafanızdaki alternatif sistem? Bizim bu konudaki önerimiz, daha evvel de bunu dile getirdik ama bu konuda da çalışmalarımızı birkaç adım ileriye götürdük, hazırlıklarımızı yaptık. Bizim bu konudaki önerimiz, bugün hangi sorunlarla karşı karşıyayız, biraz evvel de sözünü ettim. Örneğin kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığını düşünüyoruz. Denge denetleme mekanizmaları işlemiyor bugün. Yani ne yasama, meclis bir denge denetleme mekanizması olarak varlığını sürdürüyor, ne de çeşitli kurumlar, devlet kurumları açısından baktığımızda Sayıştay vesaire gibi kurumlar açısından denge denetleme mekanizmaları gerçek anlamda sürdürülebiliyor. Bunun büyük bir sorun olduğu kanaatindeyiz ve bunun bu sistemin işlemeyen en önemli yanı olduğu kanaatindeyiz. Yani kuvvetler ayrılığını bu sistem tek kişide toparladı. Yani yürütmenin başında olan Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı olarak hem yargı alanını belirliyor, hem yasama alanındaki çalışmaları belirliyor. Bir egemenlik kurulmuş vaziyette bunun üzerinde. Bu uluslararası alanda da zaten bu eleştiri konusudur. Baktığımızda Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi, yine Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak çalışan Venedik Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi yerlerden alınan kararlara da baktığımızda, çıkan raporlara da baktığımızda bunu görüyoruz. Kuvvetler ayrılığı, denge denetleme mekanizmaları, hukukun üstünlüğünün kalmamış olması, bir üstünlerin hukukunun işliyor olması, yargı mekanizmasının adalet dağıtmaktan uzaklaşmış olması ve bu açıdan baktığımızda bir toplumsal adalet arayışının çok ciddi bir sorun olarak gündemde olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bunları konuşmak istiyoruz. Dolayısıyla esas itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altındaki sistemin katılımcı ve müzakereci bir demokratik sistem olmadığını, bir otokratik sistem yarattığını düşünüyoruz ve bunun karşısındaki değişim önerilerini konuşmak istiyoruz. Bir geçiş süreci derken, bir yol temizliği derken esas itibariyle bunları değerlendiriyoruz. Çok önemli bir konu daha var elbette ki bizim için. Türkiye'de baktığımızda yerel demokrasisi olmayan bir ülkede merkezi demokrasinin işlemediği çok açıktır esas itibariyle ve Türkiye'de yerel demokrasi de işlemiyor bugün. Yerel yönetimlerin demokratikleştirilmesi gerekiyor. Yerelden ve yerinden yönetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekiyor esas itibariyle. Ancak güçlü bir yerel demokrasi üzerinde yükselen bir parlamenter demokrasinin esas itibariyle toplumun ve demokratik siyasetin ihtiyaçlarına cevap verebileceğini düşünüyoruz. Bunların hepsini anlatmak, konuşmak ve önerileri paylaşmak niyetindeyiz. Çünkü demokratik siyaset alanında bunlar ne kadar çok tartışılırsa, ne kadar çok bunlar üzerinde uzlaşma noktaları artarsa, o kadar demokratikleşme doğrultusunda adım atılabilir. Bir otoriter ve totaliter bir rejimin gelişmesinin önünü alınabilir diye düşünüyoruz. Çünkü evet, bugün Türkiye'deki esas sorun esas olarak budur. Bir mutlak iktidar yaratma hedefiyle atılan adımların mutlaka katılımcı ve müzakereci bir demokrasi yönüne çevrilmesi gerekiyor. Esas meselenin Türkiye açısından baktığımızda, toplum ve demokratik siyaset açısından baktığımızda bu olduğunu düşünüyoruz. Evet. O nedenle bir
hep onu söylüyoruz. Yani Türkiye karar vermelidir aslında. Bir hukuk devleti mi olacak gerçekten, yoksa bir buyruk devleti mi olacak? Türkiye'de hakikaten hukuku üstünlüğü mü sağlanacak, yoksa üstünlerin hukuku bu şekilde sürmeye devam mı edecek? Bütün bunların konuşulması gerekiyor. Bakın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aslında Türkiye'nin de bir parçası olduğu bir mahkemedir. Aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin, ki Türkiye kurucu üyedir Avrupa Konseyi'nde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Avrupa Konseyi'nin bir parçasıdır. Orada alınmış olan kararları Türkiye uygulamıyor şu anda. Halbuki Türkiye'nin anayasasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi belki de uluslararası sözleşme düzeyinde anılan bir sözleşmedir. Ve Türkiye imzacısıdır, taraftır ve onun 46. maddesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmasını bir yükümlülük olarak Türkiye'ye vermiştir. Türkiye'nin anayasasının da 90. maddesi aslında uluslararası demokratik sözleşmelerin esas itibariyle yerel ulusal hukukla çatışması olduğu durumda uluslararası sözleşmenin, Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmenin amir hüküm olduğunu yazar. Yani Türkiye'de şu anda anayasanın 90. maddesi de çiğnenmektedir çok açık bir şekilde bir taraftan. Evet. Dolayısıyla bütün bunların konuşulması ve tartışılması gerektiğini, peki, düşünüyoruz. Bunları dile getireceğiz. Peki Saruhan Bey, şimdi sizin partinizin adı ne zaman gündeme gelse özellikle iktidar cenahından belki de olası bir kapatma davasına konu olabilecek terör örgütüyle irtibat ve iltisak konusu ele alınıyor ya da o dillendiriliyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da dikkat çekici bir olay yaşandı. Partinizin Esenyurt ilçe binasında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın posterleri ya da sizi örgütle irtibatlandırmaya yol açabilecek bir takım materyal ele geçti. Şimdi dün sizin grup toplantısında eş genel başkanınız Sayın Pervin Buldan'ı dinlerken bu olaydan çok fazla bir rahatsızlık duymadığı ve çok fazla dikkate almaya değer bir olay gibi değerlendirilmediğini gördük. Gerçekten de önemli değil mi terör örgütü liderinin posterinin sizin partinizin binasında ele geçirilmiş olması? Şimdi efendim, bu konu tabii uzunca bir tartışma konusu. Yani önce bir iki genel bir şey söylemek istiyorum. Bizim partimizle ilgili olan yapılan çeşitli kullanılan söylemler, ifadeler açısından baktığımızda partimiz çok açık bir biçimde Türkiye'de her türlü konuyu konuşarak, müzakere ederek çözülmesi gerektiğini söyleyen ve şiddetin herhangi bir çözüm yolu olmadığını açıkça ifade eden bir partidir. Ben bunu meclisteki konuşmalarda, genel kuruldaki konuşmalarda, grup toplantılarımızda çok açık bir şekilde ifade ediyorum. Ve partimiz kurulduğundan beri zaten Türkiye'deki temel sorunların esas itibariyle şiddet dışı yöntemlerle konuşarak, müzakere ederek çözülmesi gerektiği konusunda çok net bir fikre sahiptir. Bütün kongre kararlarımız, bütün belgelerimiz bu doğrultudadır esas itibariyle. Dolayısıyla Halkların Demokratik Partisi ile herhangi bir biçimde şiddeti bağdaştırmak mümkün olan bir konu değildir baktığımızda. Şimdi dediğim gibi bu çok uzun bir tartışma konusu elbette. Bunu epey detaylı bir şekilde de başka programlarda da tartışabiliriz. Ama duruşumuz bu konuda çok nettir. Şiddet dışı yöntemlerle bütün sorunlarımızı konuşarak, müzakere ederek çözebiliriz. Halkların Demokratik Partisi esas itibariyle bir toplumsal müzakere partisidir. Toplumsal uzlaşma partisidir. Çünkü toplumsal barışın başka türlü sağlanabileceğine biz inanmayız. Bu işin birinci yanı. İkincisi, bu konuda barış açısından atılabilecek her adımın, kim atarsa atsın bu adımı bizim açımızdan çok önemli olduğunu her zaman söyledik ve söylemeye de devam ediyoruz. Biz o zaman hatırlarsanız 2013-2015 yılları arasında İmralı'da Abdullah Öcalan'la yapılan bir görüşme trafiği vardı. Yaklaşık 2 yıl kadar sürdü bu görüşme trafiği ve bunun sonunda 28 Şubat 2015'te o zaman hem bizim partimizden oluşan bir heyet hem de hükümet ve devlet heyetleri Dolmabahçe'de bir araya geldiler ve bir ortak mutabakat metni açıkladılar. Bu ortak mutabakat metni yaklaşık 2 yıldan fazla süren
İmralı'daki görüşmelerin sonunda varılmış olan bir aşamaydı. Evet. Şimdi o zaman da Saruhan Bey haklısınız. Evet. O dönemi ve o dönemde barışçıl bir çözüm bulunması yönünde taraflar arasında, yani taraflar derken terör örgütü mensuplarının da bir müzakere masasında bir, nasıl derler, gönüllülük göstermesini ya da çözüm için bir arayış göstermesini hatırlatmakta haklısınız. Ama sonrasında çok şey değişti ve terör örgütü hala kan dökmeye devam etti, eylemlerine devam etti. Bugün gelinen noktada o terör örgütünün liderinin posterlerinin ya da sizi o örgütle iltisaklı gösterecek malzemenin bir örgüt binanızda bulunması sizi hiç rahatsız etmiyor mu? Ya da o konuda ilgili örgüte bir uyarıda bulunmayı düşünüyor musunuz? Biz elbette ki ilçe yönetimlerimizde, il yönetimimizde her türlü konuları konuşuyoruz. Bu ayrı bir konu. Fakat şunu söyleyeyim. Yani niye ben hani 2015'e kadar, 2013-2015'e kadar geri giderek bir hatırlatmada bulundum? Biz o zaman da Türkiye'de eğer barışın sağlanması için, artık akan kanın durması için, hiçbir eve ateş düşmemesi için bu görüşmelerin önemli olduğunu o günlerde söylüyorduk ve o görüşmelerde de bir aracılık yaptık zaten. Dolayısıyla o gün aracılık yaparken de biz Abdullah Öcalan'ın bu barışın sağlanması, silahların susması açısından önemli bir figür olduğunu söylüyorduk. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Çünkü eğer hiç kimsenin ölmemesini sağlayacaksa... Ama özür dilerim Saruhan Bey, Abdullah Öcalan da şu anda iktidar da o pozisyonlarını terk etmiş durumda gözüküyorlar. Dolayısıyla şimdi bakın, Abdullah Öcalan artık yine... Yeniden terör örgütü lideri konumunda. Dolayısıyla siz, daha somut sorayım. Başka örgüt merkezlerinizde ya da binalarınızda Abdullah Öcalan'ın posterini ya da örgüte ait simgelerin bulunmasını sindirebilecek durumda mısınız? Yoksa bundan rahatsızlık duymuyor musunuz? Şimdi efendim şunu anlatmaya çalışıyorum. Sözümü kestiniz, tam anlatamadım. Şimdi, buyurun, özür dilerim. Dolayısıyla şu açıktır bizim için. Eğer akan kanın durmasını sağlamak için ne yapmak gerekiyorsa yapıyoruz, yapmalıyız diyorsak, bu konuda biz ilkeli ve çok açık bir tutum sergiliyoruz. Ve bu konuda Abdullah Öcalan'ın barışın sağlanması için her türlü adımın atılması konusundaki tutumunu doğru buluyor. Bakın, geçtiğimiz sene yine bu seçimler, yerel seçimler öncesinde hatırlarsanız 2019'da yine İmralı'da bir takım görüşmeler, heyetler gidip geldi. Avukatlar görüşme yaptı. Ağır bir tecrit vardı fakat yerel seçimler öncesinde bu ağır tecrit kırıldı ve görüşmeler yapıldı. O zaman da Abdullah Öcalan daha ilk yaptığı görüşmede kendi el yazısıyla avukatlara verdiği notta çok açık olarak şunu söyledi. Eğer iktidar bir barışın sağlanması konusunda bir iradeye sahipse, ben bu barışın sağlanmasını çok kısa sürede elde edebilirim, kendime güveniyorum. Bu konuda üzerime düşen her şeyi yapmaya hazırım dedi ve bu kamuoyuna da avukatları aracılığıyla açıklandı. Ama her ne hikmetse yine yerel seçimlerden sonra, yani 23 Haziran'dan sonra, 2019'dan İstanbul'daki son seçimlerden sonra yine bir ağır tecrit uygulanmaya başladı. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz, bugün de bunu söylüyoruz. Eğer İmralı'daki bu ağır tecrit koşulları ortadan kalkarsa ve açıkça bir görüşme yapılıp barışın sağlanması, Akanka'nın durması doğrultusunda adımlar atılabilirse, bu Türkiye'nin bütün toplumu için faydalı bir şeydir. Türkiye'nin tamamı için faydalı bir şeydir ve Türkiye'nin sadece iç barışı açısından, toplumsal barışı açısından değil, aynı zamanda bölge barışı açısından da baktığımızda, evet, Suriye, Irak, İran ilişkileri açısından da baktığımızda önemlidir diye düşündüğümüz bir şeydir. O Peki. yüzden de bizim bu konudaki tutumumuz açıktır. Bizim eş genel başkanımız Pervin Buldan grup toplantısında buna işaret etti. HDP'nin Peki Saruhan Bey, peki Saruhan Bey, tekrar kesiyorum sözünüzü, özür dilerim ama Sayın Pervin Buldan'ın da sizin de ağzınızdan o örgüt binasında, yani sizin parti binanızda bu materyalin, bu posterlerin bulunmasından duyulan bir rahatsızlığı henüz telaffuz etmediniz. Bunu söylemeyecek misiniz açıkça? Şimdi bakın, bizim partimiz farklı halk kesimlerini ve kesimleri
içeren, kapsayan bir partidir. Türkiye'de Kürt halkı açısından baktığımızda Abdullah Öcalan çok saygı duyulan ve Kürt halkının sevdiği bir kişidir. Bunu siyasi olarak eleştirebilirsiniz, yapılanları doğru bulmayabilirsiniz ama böyle bir durum çok açık bir durumdur ve bu bütün toplum tarafından da bilinmektedir. Hatta bakın çeşitli yargı kararları vardır bu konuda. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği çeşitli yargı kararları vardır. O Anayasa Mahkemesi'nin verdiği yargı kararlarında demiştir ki Anayasa Mahkemesi Abdullah Öcalan posterlerinin taşınması suç değildir demiştir. Birisinin benim önderim diye onu kabul etmesi, siyasi iradem diye kabul etmesi, çünkü o zaman imzalar toplanmıştı biliyorsunuz siyasi irademdir diye. Bunun suç olduğu iddia ederek davalar açılmıştı ve Anayasa Mahkemesi bunun suç olmadığına karar verdi. Saruhan Bey, bu dediklerinizi anlıyorum. Ben suçtur değil de tartışmasını açmak istemiyorum ama demek istediğim şu: partinizle terör örgütünün iltisaklı ve irtibatlı gösterilmeye her zamankinden daha fazla çaba harcandığı bu dönemde bundan bir rahatsızlık duymuyor musunuz ya da bunu kınamayacak mısınız? Tabii ben yani güvenlik kuvvetlerinin ilçe binamızın kapısını kırarak içeri girmesini tabii ki kınayacağım. Tabii ki başka bir gerçeği söyleyeceğim, onu da kınayacağım. Nereden çıktı bu mesele? Yaklaşık 5-6 ay evvel belediyenin dezenfeksiyon ekipleri partiye çağrıldılar ve dezenfeksiyon yaptılar. O ekiplerin içinden birisi partinin içinde dolaşarak çeşitli görüntüler kaydetmiş ve bunu bir ihbar olarak kullanmış. Yani aslında şunu sorması gerekiyor belki de basın mensuplarının: neden 5-6 ay önce yapılmış olan bu çekimler acaba bugün İçişleri Bakanlığı tarafından gündeme getirildi? Bu sorunun sorulması gerekiyor. Çünkü bizim parti binalarımız herkese açıktır. Kapısını kırarak içeri girmeye gerek yoktur. İl ilçe başkanları aranırsa içeri girip kapı açılır, girmek isteyen girer, içeride dolaşır. Ne yapmak istiyorsa, konuşacaksa konuşur, çay içecekse çay içer, tartışacaksa tartışır. Ama kınanması gereken bir şey varsa esas itibariyle, bugün Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olan ve meclisin üçüncü partisi olan bir partinin ilçe binasının İçişleri Bakanı'nın kararıyla ve emriyle kırılarak koçbaşlarıyla içeri girilmesi ve sizin ekranlarınızda yansıyan görüntülerin ortaya çıkartılması. Evet, hukuk dışı, Saruhan Bey. Bu kumpaslardan biz illallah dedik ve şunu söyleyelim. Biz bu kumpaslar sonucunda bizim hakkımızda çeşitli davalar açılıyor Sayın Arap Kirli. Fakat şuna işaret etmek istiyorum. Tavsiye ederim, belki de yaptınız, o zaman bu lafımı geri alırım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 22 Aralık 2020'de Demirtaş'la ilgili almış olduğu kararı okuyacak olursanız, aslında 2014'ten bugüne kadar 6 yıl boyunca Türkiye'de Halkların Demokratik Partisi'nin tüm seçilmişleri, milletvekilleri ve belediye eş başkanları hakkında açılmış olan davaların siyasi kumpas davaları olduğunu, düşünce ve ifade özgürlüğü ihlali olduğunu ve bunların, özellikle madde 18 ihlali bunu anlatmaktadır, bunların aslında iktidar tarafından bir partiyi tasfiye etmek üzere atılmış olan adımlar olduğunu açık seçik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karara bağlamıştı. Evet, Saruhan Bey. Dolayısıyla bunların da biz aynı şekilde kumpas davalarına hazırlık yapmak üzere atılan adımlar olduğunu düşünüyoruz ve bu konuda da tutumumuz çok net. Biz asla bu tür şeylere, oyunlara gelmeyeceğimizi söylüyoruz her zaman. Söylemeye de devam edeceğiz. Saruhan Bey, parti binalarınızın aranmasıyla ilgili, işte yerel yöneticilerinizin haksız yere tutuklanmasıyla ilgili, 65 tane belediyeye sizin partinizden başkanların seçilmesine rağmen 60'a yakınlığı yerine kayyum atanmasıyla ilgili, ahim kararlarına uyunmamasıyla ilgili hassasiyetleriniz tabii ki demokratik zeminde haklı talepleriniz. Ama benim anlatmaya çalıştığım şu: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki üçüncü büyük parti konumunda ve legal demokratik zeminde mücadele eden, siyaset yapan bir partinin bir ilçe binasında bir terör örgütünün liderinin posterinin bulunması sizi rahatsız etti mi etmedi mi? Onu bir kez daha sormak istiyorum. Eş genel başkanımız da grup toplantısında söyledi. Biz bundan rahatsızlık duymuyoruz. Çünkü sizin tanımladığınız kavramlarla meseleye bakmıyoruz esas itibariyle. Bakın
Geçtiğimiz günlerde mecliste de bunun tartışmasını yaptık. Mesela Deniz Gezmiş'e de terörist diyorlar. Mesela Mahir Çayan'a da terörist diyorlar. Şimdi biz bunların terörist olmadığını biliyoruz ve bunu da açık açık mecliste yüzlerine söyledik. Biz iktidarın kendi dönemine göre uygun gördüğünde kimilerini terörist ilan edecek, uygun görmediğinde terörist ilan etmeyecek. Biz iktidarın bu tutumuna, bu söylemine boyun eğmek ve buna uygun davranmak zorunda değiliz. Bizim de kendi politikalarımız ve yaklaşımımız var ve biraz evvel de söyledim. Kürt halkı açısından baktığınızda Abdullah Öcalan saygı duydukları, sevdikleri bir kişidir. Onun politik bunu söylerken şunu da özellikle altını çizerek söylüyorum. Aynı politikayı sahiplenseler de sahiplenmeseler de Kürt halkı açısından ister Türkiye sınırları içinde olsun, ister İran'da, ister Irak'ta, ister Suriye'de olsun ya da Avrupa'da dünyanın başka bir yerinde olsun. Bu bir gerçekliktir. Bu gerçekliği yok saymak, bu gerçekliği görmeden adım atmak doğru değildir ve ben de onu özellikle vurguladım. Buradaki mesele siyasi bir meseleden çok bunun sosyolojik, kültürel bir yanı da vardır ve bu yan göz ardı edilemez esas itibariyle. Peki. İktidar ihtiyaç duyduğu zaman mesela 23 Haziran seçimlerinden önce bizim tanımadığımız, bilmediğimiz birisini İmralı'ya gönderip yazılı mesaj çıkartırken böyle düşünmüyor ama bir yerde bir poster ya da bir fotoğraf durdu diye bunun üzerinden bizi kriminalize edip bir iltisaklı parti haline getirmeye çalışıyor. Biz bu oyunları çok yaşadık, çok iyi biliyoruz ve bu oyunlara gelmiyoruz. O yüzden de diyoruz ki bizim politikamız, Halkların Demokratik Partisi'nin politikası çok açık ve nettir. Biz Türkiye'deki, tekrar söyleyeyim onu, şiddetin karşısında yer alan, şiddetin uygulanmasını hiçbir şekilde uygun görmeyen, mazur görmeyen bir partiyiz ve bütün sorunlarımızın şiddet uygulanmadan, konuşarak, müzakere edilerek, Kürt sorunu dahil olmak üzere toplumdaki, siyasetteki bütün sorunların uzlaşma yoluyla, müzakere yoluyla çözülebileceği inancındayız ve bu konudaki kararlı duruşumuzdan da vazgeçmiyoruz. Bir tek kişinin bile parmağının kanamasını istemiyoruz. Bu konudaki tutumumuz çok net. Ha bu konuda yaptıklarımız yeterli mi? Bunu sağlayabildik mi diye sorarsanız maalesef hala bunu sağlayamadık. Ama elimizden gelen bütün çaba esas itibariyle Türkiye'de şiddetin sona erdiği bütün meselelerimizi demokratik siyaset ortamında birlikte tartışarak, uzlaşarak bir toplumsal barışı hem içeride hem dışarıda inşa edebildiğimiz bir dönemi yakalamaktır. Bunu sağlamak için mücadele ediyoruz. Peki. Ve sondaki tutumumuz da çok kararlı bir şekilde devam ediyor. Peki. Bütün baskılara ve sindirme operasyonlarına rağmen, bütün tasfiye operasyonlarına rağmen bu konudaki kararlı duruşumuzdan, demokratik siyaset konusundaki kararlı duruşumuzdan hiç taviz vermedik doğrusu. Peki bugün de aynı yerde duruyoruz. Peki. Sayın